Sevgili dostlar, merkeze tekrar merhabalar. Ekranımıza standart yasal uyarımız, kesinlikle alıp satım tavsiyesi yapılmamaktadır. Evet, Bitcoin'in teknik analizine şöyle bir bakalım. Epeydir bakmamışız arkadaşlar. Bitcoin'i şöyle bir inceleyelim. Aylık, haftalık, günlük ve saatlik olmak üzere Bitcoin'i yatırım tavsiyesi olmadan şöyle teknik analizine bakalım arkadaşlar. Öncelikli olarak aylık grafiğimizi şöyle ekranımıza getirelim. Evet, şimdi aylık değerlendirmemiz yaptığımız zaman arkadaşlar bakınız dip bölgesi tepe ve dibin ortasında şu anda bakınız gitgide sıkışmanın gerçekleştiği bir alandayız. Şimdi burada Bitcoin arkadaşlar aylık bazda baktığımız zaman önemli desteğimiz bakınız şöyle. Ortalama 6398, bakınız 6398, 6400 bu seviyelerde aylık destek çizim. Yani kapanış bazlı bakıyoruz arkadaşlar. Yani ay içerisinde bakınız neredeyse 3800-900 neyse düşmüş. Ama biz aylık kapanış itibariyle 6400 bantların üzerinde tutunabildiğimiz takdirde yukarıya doğru bir hareketin oluşma potansiyelinin olduğunu söyleyebiliriz. Yani aylık bazda bizim desteğimiz 6400 arkadaşlar. Evet. Şöyle bir de haftalık bakalım. Şimdi haftalık baktığımız zaman en dikkat çekici özelliğimiz tabii ki de hacim sevgili dostlar. Yani şu hacmin yüksekliğine bak. Ve yine bu hacim bir destek dönüşünü gördüğümüz için bizim için pozitif olarak değerlendirebilir arkadaşlar. Yani bir destek dönüşünden kaynaklı bir hacim yükselişi olduğu için biz bu hacmi pozitif olarak değerlendirebiliriz. Şöyle bakınız çizdiğimiz zaman burada önemli bir destek dönüşü söz konusu ve buradaki hacmin olması bizim için olumlu arkadaşlar. Evet, şöyle bakınız destekler. Direnç noktaları, bakınız direnç, yani burada ihtimal dahilinde 9000 dolarlara kadar bir hareketin oluşma ihtimali söz konusu teknik olarak. Nihayetinde burada sıkışma bizim için önemli arkadaşlar. Yani ciddi anlamda bir sıkışmanın olduğunu burada söyleyebiliriz. Bu kırılım bizim için ilerleyen zamanda önemli olacak. Şöyle baktığımız zaman ortalama 8500-9000 dolar bandında bir direncimizin bakın şurada yer aldığını görüyoruz. Aşağıda da 3800-4000 bandında bir destek çizgisinin olduğunu görüyoruz. İndikatörlere bakalım haftalıkta. Stokastik pozitif. Burada yine bakınız göreceli güç endeksi şuradan bir dip dönüşü yapması bu da pozitif. Bekli indikatörü düşen bir tablo içerisinde ama bakınız mavinin kırmızıyı kesmesi yönünde bir adımın olduğunu görüyoruz. Bu da pozitif. Buradan dönmüş olmamız pozitif. Stokastik tekrar bu alanın içerisine girerse pozitif. Hacim pozitif sevgili dostlar. Evet. Bir de parabolik SAR değerlendirmesine bakalım. Evet. Haftalık bazda parabolik SAR'a baktığımız zaman hala satış verdiğini görüyoruz. Bollinger bandı alt çizgisinden dönüyor olması en azından orta çizgiye doğru bir hareketi ifade edebilir. Ve en önemli unsurlardan birisi de Ichimoku sevgili dostlar. Ichimoku halen maalesef satış durumunda düşen trend içerisinde devam ediyor. Haftalıkta alt bant içerisinde görmekteyiz. Şimdi bunu günlüğe alıp günlük bazlı Ichimoku'ya bakalım. Evet, günlük bazda baktığımız zaman sevgili dostlar Ichimoku'ya günlükte de yine bulutun altında maalesef yer aldığımız gözüküyor sevgili dostlar.
Yani burada Ichimoku'nun bakınız değer olarak 7153 seviyelerin üzerine, 7100 seviyelerin üzerine atabilirsek burada bulutun üstüne çıkmayı başarabiliriz sevgili dostlar. Şimdilik burası önemli bir Ichimoku direnci olarak karşımıza duruyor. 7300 seviyeleri. Yine burada mavinin kırmızıyı kesmiş olması. Yani bu Tenkan-sen ve Kijun-sen dediğimiz kesişmenin burada gerçekleşmiş olması da bizim için bir fırsattır sevgili dostlar. Eğer yukarıda mavi kırmızıyı kesmiş olsaydı bir satış idi ama alttan yukarı mavinin kırmızıyı kesmesi Tenkan senin kırmızı Kijun seni kesmiş olması burada olumlu sevgili dostlar. Bu anlamda pozitif bir durum söz konusu. Bakınız bu kesişmeyi hatta Ichimoku'daki bu kalın temel çizgi dönüş çizgisi. Evet, bu çizgileri de kalınlaştırayım ben daha sonra daha net anlaşılsın sevgili dostlar. Bakın şuradaki mavi ve kırmızının kesişmesi bizim için olumlu bir tablo diyebiliriz. Evet, Ichimoku'yu kaldıralım ve de hareketli ortalamalar bazında değerlendirdiğimiz zaman hareketli ortalamalardan günlük bazda bakınız yeşil, sarı ve kırmızının üçlünün kesiştiğini görüyoruz. Bu bizim için pozitif sevgili dostlar. İlerleyen zamanda kırmızının siyahı kesmesi 20-50 kesişmesi olacak. Bu da küçük bir artık Golden Cross anlamına gelir. Bu da pozitif bir durum sevgili dostlar. Evet, günlük bazdaki durumda bu şekilde hareketli ortalamalardaki kesişme olumlu. Evet. Şimdi nereye kadar bir yolculuk burada söz konusu olabilir? Bizi bekleyen en güçlü direnç noktası neresi? Şimdi gelelim bu soruların cevabına arkadaşlar. Şimdi bakınız. Şu bölgenin üzerinde yer alıyor olmamız bizim için olumlu arkadaşlar. Evet. Bakınız. Şu çizginin üzerine yer alıyor olmamız bizim için olumlu. Çünkü daha önceki yükselişin, bir önceki bakınız yukarı yönlü hareketin başlangıç noktası olması, iki tane destek çizgisinin burada artık oluşması, iki tane destek noktasının oluşması bu çizgiye önem veriyor. 6600 bantları bizim için önemli bir seviye sevgili dostlar. Bu bandın üzerinde 6600 bandın üzerinde tutunabildiğimiz takdirde yukarıya doğru bir hareket söz konusu olabilir. Şimdi burada 6600 çizgisi sadece bizim için yeterli mi? Tabii ki hayır. Bakınız şu bölgede yine mavi çizgiyle çizmiş olduğumuz önemli bir direnç çizgisinde görmekteyiz. Şimdi sadece yatay 6600 desteği bizim için yeterli değil arkadaşlar. Yani burada şu alan dışına hem siyahın üzerinde olmak hem de şu mavinin kırılmış olması akabinde de 50 günlük 7250 bandının aşılması yukarıya doğru hareketi hızlandırır sevgili dostlar. Evet, şu şekilde bir kırılımla 6600 siyah desteğimiz hemen belirtelim ve şuradaki 7250 bu da 50 günlük hareketli ortalamamız sevgili dostlar. Bunu rengini de şöyle siyah alan içerisinde yapalım. Siyah çizgiden kaynaklı bakınız. 50 günlük hareketli ortalamamız 7250. Önemli bir direnç. 6600 bölgesi de önemli bir destek konumunda. Evet, şimdi günlükte bu dirençleri belirttik. Umarım 6600 desteği işler. Siyah çizginin üzerinde tutunup mavinin de üstüne atarak 50 günlük 7250 hareketli ortalaması aşarak yukarı yönlü hareketini hızlandırır diye temenni ediyoruz. Umarım bu gerçekleşir arkadaşlar. Şimdi saatlik bazda bakalım. 1 saatlik grafiğine bakalım.
belli mi olur? Belki aramızda trade edecek olanlar vardır. Şimdi 1 saatlik grafikler de önemli. Yani al sat anlamında, trade anlamında önemli. Bakınız 1 saatlik grafiği açınca gerçekten çok çok güçlü, önemli bir bölgedeyiz. Bakınız şu bölge önemli sevgili dostlar. Yani şu tepeleri de buraya katabiliriz. Bakınız birinci tepe, ikinci tepe, 3. Bakınız burayı da sayalım, 4, 5. Arkadaşlar 5 tane aşılamayan bir nokta var. 2 defa burası aşılmaya çalışılmış ama buradan geriye gitmiş. Bakınız tekrar şu anda canlı canlı tekrar bu alanın içerisine girmekteyiz. Şimdi burası aşılırsa güçlü bir yükseliş gelebilir. Lakin burası aşılmayıp, bakınız, geriye doğru döner ve aşağı kırarsa da bir satış dalgası gelebilir sevgili dostlar. Yani şimdi burada stop noktamız ne olacak? Saat bazlı. Şöyle alt bölgelerden bir yeri koyacağız şu anda. Şöyle 6830. Buraları stop olarak takip edebiliriz sevgili dostlar. Yani 6830, 6840 stoplu takip ediyoruz. Aşağıda da bakınız şöyle ortalama, bakınız arkadaşlar, 6540 bantlarda destek çizgisi saatlikte. Evet. Bakınız. 6540, 6500. Ya buralar kırılırsa, ki zaten bakınız EMA 200 yani saatlikte 6520'lere denk geliyor arkadaşlar. Yani şu bölge, işte burası kırılırsa hem hareketli ortamın altına sarkmak hem de bu destek çizgisinin kırılması anlamına geleceği için sırasıyla 6130, 5830 şeklinde aşağı doğru sarkmalar olabilir. Yani trade edecekseniz arkadaşlar saatlikte de aslında güzel fırsatları yakalayabilirsiniz. Umarım faydalı oluyordur. Yatırım tavsiyesi olmadan şöyle teknik destekler, dirençleri değerlendirmiş olduk. Bakın saatlikte MACD indikatörünün çok güzel bir şekilde kesiştiğini. Bakınız daha önceki kesişmeye bakın arkadaşlar. Tekrar şu kesişmeyi de alalım. Bakınız daha önceki iki kesişmeyi kıyaslayalım. Yani burada şunu yapın. Biz bir destek direnç çiziyoruz. Acaba daha önce burası çalışmış mı? Bakınız MACD indikatörü bizim çizdiğimiz yer. Çalışmış, yukarıya gitmiş. İkinci bölge çalışmış, yukarıya gitmiş. Şimdi yukarıdayız. MACD yine kesişmiş. Burada kırılım bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Yine göreceli güç endeksinin yukarı doğru bakınız devam ettiğini görüyoruz. Şu anlamda da düşen kırılmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Şu şekilde çizdiğimiz zaman. Yani şimdilik olumlu, pozitif bir hava hakim. Evet. Umarım bu tepe geçilir arkadaşlar. Bu tepe geçilirse önü açık. Çünkü saatlikte gerçekten 5 tane tepe oluşturması, 5 tane noktaya temas edip geriye dönmesi, yani burayı aşamadığını, açtığı zaman da güçlenerek devam edeceği anlamına gelir. Şimdi burada takip etmemiz gereken önemli noktalardan birisi 6840-50 bu bantların üzerindeki mumların şöyle uzunluğu da önemli sevgili dostlar. Yani bu seviyeden bağımsız uzun mumlar oluşarak devam ederse yukarı doğru sert yükselişleri görebiliriz sevgili dostlar. Evet, tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirerek, sosyal medya mecralarınızda paylaşarak destek olabilirsiniz. Yine aynı şekilde beğenerek ve yorum yaparak da desteklerinizi bekliyoruz sevgili dostlar.